Efendim merhabalar. Mutlu bayramlar diliyoruz. Bayramda yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kripto Lig'de Tolga Atlı ile birlikteyiz. Tolgacığım iyi bayramlar. İyi bayramlar. Nasılsınız Emre Bey? Çok teşekkür ediyorum. Tolga, bu meme coin nedir? Memecoin ismi Türkçe çevrildiği zaman birazcık garip karşılanıyor ama bu Evet. Memecoin aslında ya piyasadaki Besleyici bir şey mi yani? besleyici, bu Memecoin'in atasıyla başlayalım biz. Bu Dogecoin var ya, Elon Musk'ın ara sıra Twitter fotoğrafı yaptığı, kendini Dogecoin'in CEO'su ilan ettiği, bu Dogecoin nedir, nasıl çıkmıştır? Dogecoin, Memecoin'in atası, çok eski bir coin. Kendi blok zinciri var. Aynı Bitcoin gibi kendi sahip bir blok zinciri var. Bitcoin'in sunmuş olduğu fonksiyonlara benzer fonksiyonlar sunuyor. Daha hızlı, daha efektif olduğunu söylüyor. Dogecoin 2017 yılında ben Dogecoin ile tanıştığım zaman bir veya iki tane borsada listeliydi. Çok fazla yerde listeli değildi henüz. Ve şaka amaçlı internet kullanıcılarının birbirine göndermiş olduğu tokenlardı, coinlerdi. Token demedim de kendi chain olduğu için coin'di. Bu tamamen işte bazı böyle internette okey oyunları vardır, tavla oyunları vardır. Birbirinize bir kahve ikram edersiniz temsili olarak, yani gerçekten internet üzerinden kahve gidemeyeceği için. Dogecoin'de bunun gibi insanların birbirine atmış oldukları bir puan gibi düşünebilirsiniz. Siz güzel bir yorum yapıyorsunuz bir forumda. Arkadaş da sizin adresinize bir Dogecoin gönderiyor, işte seni takdir ettim şeklinde. Ve internette bedava dağıtılırdı. Şöyle dağıtılırdı. İnternette musluklar vardı. İşte onlara faucet deniyor. Oraları işte tıkladığınız zaman işte sana 10 bin Dogecoin gönderirlerdi. Sen de bunu arkadaşına gönder. Tamamen öylesine bir şey. Yani şaka amaçlı, eğlence amaçlı bir şeydi. Ama daha sonra şöyle bir şey oldu. Çok uzatmayayım. O kadar fazla cüzdanda Dogecoin oldu ki çeşitli. Milyonlarca Dogecoin sahibi oldu. Ve Dogecoin'ler borsalarda listelendi. Birileri de piyasadan bunu toplamaya başladı borsadan. Ve şöyle bir şey oldu. İnanılmaz büyük bir community. Yani şunun gibi düşünün. Bugün hep beraber karar alsak ve desek ki bundan sonra biz dolar kullanmıyoruz, bütün dünya insanlar olarak doların değeri sıfır olur. Ama kullanıyoruz diye karar alırsak doların değeri talep kadar artar. Dogecoin'de böyle. Herkes talep gösterdiği için bir değer oluştu ve inanılmaz da büyük bir komünitesi var, topluluğu. Çünkü çok fazla insan da var ve insanlar bunu tutuyor. Böyle bir inanca büründürdü. Dogecoin'in yolundan gidenlere de Memecoin deniyor. En düz ifadesiyle bunu söyleyeyim. Bunun gibi piyasa için pump ve dump coin'i, hype aracı, piyasaya yeni yatırımcı çekmek için fare kapanındaki peynir gibi diyebiliriz. Canlar yakabiliyor çünkü. Bu arada yeni yatırımcı derken Türkiye'deki büyük borsalarda yeni yatırımcıları bünyesinin içerisine alırken aynı zamanda ne kadar güvenilir olduklarının vurgusunu da yapıyorlar ki birçoğu çok güvenilir gerçekten. Bunlardan bir tanesi de Bitexen. Bitexen de yeni anlaşmalar yaptı ve yeni halka arzlar gerçekleştiriyor. Bu halka arzlar da çok dikkat çekiyor. Özellikle hatta geçtiğimiz hafta Salı günü önemli arzları vardı. Bu konudaki fikrin ne? Bir tek sen de piyasanın yavaş yavaş boğaya döneceğini hissetmiş olmalı ki borsalar ön satışlara başlar diye konuşmuştuk biz. Boğanın işaretidir bunlar. Son yaptığı ön satışta, bayramdan önce yapmış olduğu ön satışta yaklaşık 2,5 kat bir artışla listeleme gerçekleşti. Yani ağızdan ilk ön alım yaptıysanız yaklaşık 2,5 katlık bir artışla piyasaya girmiş oldu. Karlı bir ön satış oldu. Bir tek senin zaten spor kulüplerine ve pek çok alanda pek çok sponsorluk yaptığını biliyoruz. Yani demek o ki para var ve parayı bir şekilde piyasada görünür olmak için kullanıyorlar. Ön satışları da karlı olması, en azından son ön satışının ciddi manada karlı geçmesi yeniden borsaya olan talebi arttıracaktır. Burada şunu söylemem lazım. Kripto para projelerinin en büyük problemi benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey oluyor. Piyasadan parayı kazanıyor ama parayı doğru yönetemiyor. Tekrar çalışanlarına, mesela bir proje başarılı olduğu zaman çalışanlarına kendi token'ıyla, kendi coin'iyle ödeme yapıyor ve başka bir alana da yatırım yapmıyor. Piyasa ayıya döndüğü zaman olduğu gibi bütün servetini kaybedebiliyor ya da proje geliştirmeyi durdurabiliyor. Bitexen gibi kuruluşlar maddi güçlerini sadece borsadan kazanmıyorlar. Farklı yatırımları var. Emlak yatırımları da var. Başka kurumsal yatırımları da var. O yüzden kripto para projelerine de inşa etmeyi sürdürebiliyorlar. Bu noktada bu tandansla düşünürsek güvenli bir liman olabileceğini ve doğru yatırımların buralardan çıkabileceğini herhalde öngörebiliriz. Kendi adıma söyleyeyim, yatırım tavsiyesi değildir elbette. O zaman bitirelim. Bir tek sene teşekkür edelim. Gerçekten inanılmaz başarıları da beraberinde taşıyorlar. Bütün Türkiye'deki kripto borsaları çok akılcı ama dediğim gibi bir tek sen bu anlamda senin de söylediğin gibi birçok kavramla besleniyor. Tek bir noktadan değil. Evet. Hoşça kal. Mutlu bayramlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.